Nasılsınız? Sayın Başkan, merhaba, hoş geldiniz. Şerif arkadaşımız derken. Merhaba, merhaba. Neyse. İyi misiniz? Hadi bakalım, afiyet olsun. Devam edin. ...2019 yılında daha önceki çalışmalarımdan kaynaklı belediye tesislerinde çayı 5 yıl süreyle 1 lira demiştim. Bu 6. yılı. Yani 5 yılı doldurduk. Ben çayın fiyatını artırmaya kalksak dahi sözümde durmuş oluyorum. Ama tabii 1 liraya çay sattığımız, verdiğimiz dönemlerin üzerinden Türkiye'nin çok hızlı bir enflasyon artışından dolayı çok şey geçtiğini de biliyoruz. Burada buraya gelenlerin tamamı başkanım yeterli artık çayı biraz artırabilirsin diye bana önerilerde bulunuyorlar. Şimdilik böyle devam edeceğiz. Nereye kadar devam ederiz bilmiyorum. Ama artırmış olsak dahi bu en ucuz yerden yani bir çay en ucuz nerede veriliyorsa biz onu gene 1/3 fiyatına veririz. Bunlar 11 tane. 11 tanenin 5 tanesi şey olarak tesis olarak sosyal tesis olarak geçiyor. Ancak sosyal tesislerde de çay 1 lira. 6 tanesi de emekli kafe diye açtığımız yerlerde böyle gördüğünüz bu mekanlar gibi. Ancak bunların sayısını artıracağız. Mecburuz artırmaya. Vatandaş zorluyor zaten. Yani bugün Küçükçekmece'nin gelir düzeyi bakımından en iyi dediğimiz yerde bile emekli kafeler isteniyor. Onun için artırmak zorundayız, artıracağız. Emekli insanların da sosyalleşmeye ihtiyaçları var. Evlerinden dışarıya çıkmaları ihtiyaç. Böyle yerlere geliyorlar. Buralarda gündüz 4-5 saat, belki 6 saat zaman arkadaşlarıyla konuşuyorlar, sohbet ediyorlar, tekrar randevuleşiyorlar, evlerine gidiyorlar. Bu kafeler çayın 1 lira olması çok iddialı bir şekilde söylüyorum. Emeklerin evdeki huzurunu artırıyor. Öğrenciler geliyorlar yani buraya geliyorlar. Hem de çok geliyorlar öğrencilerimiz. Zaten öğrenci giremez diye bir şey yok. Herkes buraya girebilir. Adı emekli kafe. Öğrenciler için gençlik merkezleri yani onların daha aktif hale gelebilmeleri için, aktif olabilmeleri için kütüphaneler, gençlik merkezleri, spor salonları, e-spor gibi faaliyetlerimiz var. Onları yaptık zaten, onların hizmetine sunduk. Ama gençlik merkezleri olarak devam edeceğimi söyleyebilirim. Gençlik merkezlerinde çok daha fazla çeşitli hizmetler alıyorlar. Yani bir gençlik merkezine geliyor, orada kafe hizmeti alıyor, orada spor hizmeti alıyor. Orada eğitim hizmeti alıyor. Yani birkaç hizmeti bir arada alıyor gençlerimiz. Buraları tercih ediyorlar mı? Ediyorlar tabii dışarıda oturmak istedikleri zaman. Aslında gençlik merkezlerinde bu tip yerlerimiz var. Orada 1 lira da değil, orada bedava çay. Onun için oraları daha çok tercih ediyor gençlerimiz. Oralara gidemedikleri için burada daha çok biraz daha yaş ortalaması yüksek ya da emekli insanlarımız geliyor. Bu bir sosyal belediyecilik. Yani bu kafelerde ya da Küçükçekmece Belediyesi'nin sosyal tesislerinde sadece çay 1 lira değil. Bütün ürünler dışarıya göre 1/3, 1/4 oranında daha ucuzdur. Yani kahvaltısı ucuzdur, diğer yemek çeşitleri daha ucuzdur. Maliyetinin de altındadır. Çay Türk toplumunun 1. ikram aracıdır. 2. sohbet aracıdır. 3. sosyalleşme aracıdır. 4.'sü de dertleşme aracıdır. Oturursunuz, orada insanlar size söyler, sorarlar. Size ne ikram edelim?
genel anlamda çay. %90'ı, %95'i çay ikram ederiz. Bizim toplumumuz açısından çay bu saydığım şeylerin bir vesilesidir. Sadece çay değildir. Onun arkası detaylıdır, doludur yani. Biz de bunu yapmaya çalışıyoruz. Emekli kafelerden yani günlük ortalama bizim tesislerimizde 30 bin çay satılıyor. Şikayet şöyle, yer bulamıyoruz. Erken gelen oturuyor. Kadınlar daha çok şikayet ediyor. Erkekler önce geliyor, onlar oturuyor. Biz geliyoruz, masa yok, yer yok, sandalye yok gibi hiçbir şeylerle karşılaşıyoruz. Ama günümüz toplumu hakikaten sosyalleşmesi için ve bunu sosyalleşirken aslında aylık ekonomisine çok fazla yük olmaması için bu tip yerlere ihtiyaçları var. Biz de onların ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Çok değerlidir bunlar, bu kafeler. 2019'da Cennet Mahallesi'nde Hürriyet Caddesi var. Zaman zaman orada arkadaşlarım var. Eve giderken onların dükkanlarına uğrar, dükkanın önünde bir yarım saat otururdum. Bakardım ki bütün emekliler o ortadaki banklarda oturuyor ama etrafları kafe olmasına rağmen bir tanesi girip orada bir çay içemiyor. O zamandan aklımda kalmıştı. Şimdi o hayalimi bu şekilde yerine getirmiş oluyorum. Konserler, etkinlikler bu toplumun gerçekten ihtiyacı olan bir şey. Son zamanlarda biliyorsunuz 29 Ekim'le ilgili konserler çok konuşuluyor, çok tartışılıyor. Oysa bunlar bu toplumun ihtiyaçları. Bu toplum bir şekilde bu ihtiyacını karşılaması lazım. Bir miktar tasarruf tedbirlerine takıldığımızı da söyleyebilirim. Sadece o değil, belediyeler de ekonomik olarak zorda yani. Hepimiz zordayız diye başka yerlerden tasarruf edip konserleri belki azaltarak, belki kısarak devam edeceğiz. Toplumun böyle bir araya gelip eğlenmeye, stres atmaya, arkadaşlarla bir yerde buluşmaya, sevdiği sanatçıları canlı olarak dinlemeye gerçekten ihtiyaçları var. Tüm bu hizmetleri sonuçta vatandaşın talebi üzerine yapıyoruz. Belediyeler de sosyal belediyecilik adı altında söyleyebilirim. Belediyeler de toplumun refahını yükseltmek, mutluluğunu yükseltmek, yüzünü güldürmek, yaşamına kalite sunmak bunun için vardır. Yani hizmet için vardır. Belediye hizmetleri sadece sokağa süpürmek, çöpü toplamak, kaldırımı yapmakla sınırlı değil. Bunu istiyor yani. İstediği için biz de yapmaya çalışıyoruz. Mümkün olduğu kadar belediyemizin bütçesinin yeterli olduğu kadar. Kemal, eşim çok beğeniyor çayları. Kızımı parka çıkartıyorum. Sonradan kendi yolu bilir gibi geliyor ve kızıma patates kızartması falan yedirip ben de bir kahvemi, çayımı içiyorum. Çok güzel zaman geçiriyoruz. Fiyatlar çok iyi. Çalışanlar da çok güler yüzü, temiz. Ortam da güzel. Her gün geliyorum ben buraya. Her gün memnunuz yani. Bu çay 1 lira yani. Şimdi dışarıda iyi tabii. Dışarıda pahalı. Yani çok güzel, fiyatlardan da memnunuz. Çay da çok güzel, kahve de çok güzel. Uygun da fiyatlar. Geliyoruz. 3 yerimiz vardır Çekmece'de. Kemal Çebi'ye çok teşekkür ederiz. Emekliler başka yerde çay içemez, kahve içemez ama burada içebiliyoruz. Fiyatlar çok çok uygun. Bir kahve dışarıda 60-70 lira, burada 30 liraya içebiliyoruz. Çay derseniz 35-40 lira dışarıda, burada 1 TL'ye çay içiyoruz. Uygun hepsi ve de çok güzel.